Türkiye bu sene Eurovision'da yarışmayacak. Açıklama TRT Genel Müdürlüğü'nden geldi. Türkiye son olarak Can Bonomo ile temsil edilmişti hatırlıyorsanız. Türkiye gerekçe olarak yarışmada yapılan haksızlıkları gösterdi. Telefon hattımızda da müzik eleştirmeni Naim Dilmener olacak. İyi akşamlar Naim Dilmener. Günaydınlar efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sizin bilginiz var mı? Neden böyle bir karar alındı? Neler oluyor? Bize anlatır mısınız? Ya gerekçesi zaten boydan boya anlamsız. Yapılan haksızlıklar, ülkelerin, komşu ülkelerin birbirini kayırması falan gibi bir şeyler söylenmiş ya da açıklanmış. Fakat bu oylama sistemi en fazla bize yaramaktaydı zaten. Bu oylama sistemi nedeniyledir ki bizim gurbetçi vatandaşlarımız doğrudan doğruya bizi desteklediği için epey bir zamandır sürekli ilk ondayız. Yani gösterilen gerekçe bana makul ve doğru gibi gelmedi. Bunun altında bambaşka nedenler olduğunu düşünüyorum ama ne olduğunu ne yazık ki şimdiden kestirebilmek mümkün değil. Ne düşünüyorsunuz peki? Yani aklınıza gelenler arasında neler var? Biliyorsunuz epeyce yüksek bir bütçeydi. Eurovision'a epeydir yarışma yapmayıp da TRT ünlü bir ismi seçip gönderiyor ya. Evet. Bayağı geniş ve yüksek bir bütçe, dolar bazında bir bütçe ayrılmaktaydı. Belki bir tasarruf tedbiri. Peki şunu da söyleyelim hemen arada. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Portekiz ve Polonya da daha önce Eurovision'a katılmayacaklarını açıklamıştı. Böyle bir gerekçe olamaz mı? Olabilir ama biz o durumda değiliz biliyorsunuz. Hı hı. Bugüne kadar bir biçimde gönderildi. Ben şunu düşünüyorum. Belki de bu Eurovision'dan da ünlüler korkar oldular ya, gitmek istemiyorlar. Evet. Belki TRT bütün kamuoyunu memnun edecek bir ismi bulamadı. Reddedildi. Daha az şöhreti birileri belki kabul etti fakat bu sefer de TRT bunları kabul etmedi. Çünkü geçen sene Can Bonomo'nun seçilmesi nedeniyle çok sıkı bir biçimde eleştirilmişti. Neden Can Bonomo diye. Belki uygun bir aday bulamadılar ve bulamayınca da bu sene de gitmeyi verelim. Peki şunu sormak istiyorum hemen. Daha önce genel bir memnuniyet sağlamak gibi bir dertleri var mıydı acaba? Daha önce bunu pek umursuyor görünmüyorlardı gibi geliyor bana. Siz de düşünüyorsunuz. Nedenlerden biri bu olabilir mi artık? Ya bence umursuyorlar. Şöyle umursamaz gözüküyorlar. Evet. Öyle mi? Hiçbir eleştiriye cevap vermiyorlar. Fakat içten içe, içeriden duyduklarımızdan, benim TRT işinde olan arkadaşlarımla mesela yazılan herhangi bir tweet bile onları acıtıyormuş. Yani bence umursuyorlar. Fakat çıkıp da tek tek herkese cevap vermiyor olabilirler ki bence doğrusunu yapıyorlar, vermemeleri gerekir. Fakat bence eleştirileri dikkate alıyorlardı ya da en azından bu eleştiri onları biraz üzer olmuş. Zaten bu nedenledir ki bu sene bir danışma kurulu topladılar biliyorsunuz. Evet, görüşler aldılar çeşitli çevrelerden. Evet, yani yoksa danışma kurulu da toplamazlardı. Yani ben canımın çektiğini yaparım havasından bence epeydir sıyrılmışlardı. Peki bir kadın solist yollamak konusunda tereddüt olduğu şeklinde polemikler de vardı. Kesinlikle bu nedenlerden öyledir. Biri olabilir mi? Kesinlikle öyledir. Epey bir zamandır kadın solist gönderilmiyor ve kadın solist göndermeyeceklerini net olarak duymuştuk zaten. Yani kadın solist göndermek bir yana bir erkek güruhu gönderiyorlar kaç yıldır biliyorsunuz. Evet. Grupları vesaire. Bu da olabilir yani çünkü bu konuda da çok eleştiriliyor. Gerekçelerden biri olarak da yarışma için işte izleyici oylarının etkisinin %50'ye indiğinden bahsediliyor. Gerekçelerden biri olarak da bu sunulmuş. Boş bir gerekçe bu inanın. Yani bu oylama metoduyla biz epeydir ilk 10 içindeyiz. Sürekli 3. 4. aldık. Hatta 1. bile olduk ve 1. olmamızın tek nedeni de oylama sistemidir. Yani bu oylama sistemi aslında en çok bize yarıyor. Anladım. Bu bir gerekçe olamaz yani. Peki bir kayıp mıdır bu Türkiye için? Ne düşünüyorsunuz? Ya evet, kayıptır. Gerçekten kayıptır. Çünkü hep aynı şeyler söyleniyor ama bunlar doğrudur. Ciddi bir kendimizi gösterme alanıdır. Memleketimizde müzik hayatının hala var olduğunu, hala bir şeyler yapıldığını göstermenin bir yoludur. Yeni ve sanatçılar için de bir prestij demekti. Kendilerini sunma ortamıydı birazcık evet, da. Evet, evet. Ülke geneli için de bir reklamdır. Yani düşünsenize mesela Türk Hava Yolları gidip Barcelona'ya sponsor oluyor siz reklam adına. Bu bedava bir reklam. Kaç milyon insanın seyrettiği, belki milyar artık bilmiyorum. Seyrettiği bir yarışma. Yani bundan kendi isteğinizle nasıl vazgeçebiliriz? Yani yapılacak şey değil bu. Bir kamuoyu baskısı falan bu tür şeyler oluşturulmalı mı, olmalı mı sizce baskı gücü?
Bence evet, yarışmaya katılmamız konusunda bir baskı oluşturulmalı. Hı hı. Bir de TRT'nin açıklamasında şey diyor, hatırladırsa diyor 76 ve 77'de de gitmedik ve işte şeyde de gitmedik 79'da diye. 79'da gitmeme gerekçemiz bambaşkaydı. Yarışma İsrail'de yapılıyordu ve o sırada İsrail'le biz kanlı bıçaklıydık. 76 ve 77'de ise 75'te ilk sefer katılmış ve sonuncu olmuştuk. Bunun aşağılık duygusu vardı. Yani bu gerekçeler şu an kalmadı ki. Sürekli derece almaktayız. Evet, ama bütün bu konuştuğumuz gerekçeler birleşti ve sanıyorum en sonunda gitmeme kararında buluşuldu anladığım kadarıyla, öyle vallahi mi? Bence risk almak istemediler. Belalı bir seçim yapıp göndermek yerine gitmeyi verelim dediler ama... Hı-hı. Bu kararı vermekle bence en büyük riski aldılar. Çok eleştirilecekler.